Günaydın yoldaş. Günaydın Silvio. Günaydın Omar. Selamun aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Macera devam ediyor. Tahtalı Dağı'nın hemen zirvesinin dibinde kamp kurduk dün gece. Ve bir gün daha burada durabiliriz. Manzaramız harika, kamp yerimiz güzel. Yağmur tehlikesi var. Ama biz zirvedeyiz. Pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Aşağılarda sıkıntılar olmuş. Kumluca'da falan onları yeni öğrendim. Burası güzel. Burada biraz soğuk yalnız. Gece 2 derecelere falan düştü. Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sayılırız. Ortam güzel. Şimdi ateşimizi tekrar yaktık. Bir kahvaltı yapalım. Sonra bakarız duruma. Kalır mıyız, gider miyiz? Ya nasip. Tahtalı Dağı'nın eteklerinde kampımız devam ediyor. Size manzarayı etraflıca gösterebilmek için tepe bir kayanın üzerine çıktım. Bakın dağın zirvesi orası. Tam oradan güneş biraz yüzünü gösterdi. Ve manzara bu abi. Herhalde Likya yolunun en güzel yerlerinden biridir burası. Kamp yerimiz efsane. Manzara efsane. Şöyle tam zirveye çıkayım. İşte bu. Onca zor yolun ardından şu manzarada kamp asmak gibisi yok. Tarifi mümkün değil. Ve tahtalı zirve buralar oluyor sanırım. Yanımızda akan büyük bir dere. Çeşmemiz var orada. Şöyle karşıdan geldik abi. Gedelme. Aslında hiç ovacığa inmeden Göyün'e inmeden bu taraftan da gelinebiliyormuş. Onu sonradan fark ettik. Evet, manzara bu. Bugün buradayız. Kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. İstirahate devam. Yarın belki giderim. Belki de bir gün daha kalabilirim. Hiç belli olmaz ama yarın yağışlar geliyor. En azından burada sığınacağımız bir yer var diye burada kalmayı uygun gördük. Haydi bakalım. Evet dostlar. Hazır burada istirahatteyiz. İkinci gün kamptayız. Bir kaşık yapayım dedim. Bizim Silvio demir kaşık kullanıyor. Tavası çiziliyor. Ona dedim bir tane kaşık yapıp hediye edeyim. Bir tane daha yapacağım. Benim de yok. Kıytırık bir tane var, onunla idare ediyorum. Ama önce bir taneyi bir bitirelim bakalım. Kabaca yaptım da daha çok işçiliği var. İş halini gösteririm. Devam. Kampta istirahate devam. Bu güzel dağ başında, Tahtalı Dağı'nın
dibindeyiz. Hava tekrar sise bastı. Yarın da Antalya'da şiddetli yağış uyarısı var. Olduğumuz yer çok tehlikeli değil. Bakalım. Buradayız ama bu gece. Yarın buralara da çok yağış olursa muhtemelen Antalya'nın doğusuna yağacak. Bu taraflara çok yağmayacak ama belki bir gün daha kalabiliriz. Birazdan yine bir yemek, yani makarna işlerine girişiriz. Falan filan işte. Silvio uyuyor. Körelmiş bu da. Zorluyor biraz. Daha yarım abi. Çeşmemiz burada akıyor dostlar. Ortalığı öyle bir sis bastı ki sanki soba dumanı, yani yavaş yavaş bize doğru da geliyor aşağıdan. Şimdi çadırları topladık. Makarna yapacağız. Onun öncesinde bir kovanın içinde şurada barbunya ve bir pakette mercimek bulduk. Barbunya kovanın içinde taptaze kalmış. Şimdi onu kaldırdım kovadan. Bunun içine ıslattık. Yanımıza alacağız. Mercimeğin paketindeki tarihi okuduk abi. 2016 mı? 15 mi ne? Yani bayağı bir eski. 6-7 senelik var. Ama ilginçtir ki hafif bir filizlenme belirtisi dışında mercimeklerde hiçbir şey yok. Ama yine de mercimeği yoldaş sevdi, ona veriyoruz. Barbunyaları makarnanın üzerine sos niyetiyle şurada kaynatıyorum. Birazdan makarnamızı da yapacağız. Velhasıl çay, kahve, en son ahşap evin içine, sisten görebiliyor musunuz bilmiyorum ama, yatacağız. Orada metimizi serip uyku tulumuyla uyuyacağız. Yarın yola gidebiliriz. Akşam veya yarın da yağar mı bilmiyorum. Yağış bekleniyor. Sise bak abi, nasıl geliyor aşağıdan yukarıya. O yüzden yağışta dışarıda olmayalım. Diye çadırları topladık. Burada yemeğimizi yiyip ateşi söndürüp akşam içeri geçeceğiz. Durum bu. Evet. Bakalım barbunyamız güzel pişecek mi? Biraz uzun pişmesi gerekiyor bunun ama artık kıtır kıtır makarnanın üzerinde renk katsın diyelim. Ve şimdi akşam görüşürüz. Bir kapanış yaparız. İçeride de muhtemelen bir kahve yaparız. Yatmadan evvel. Hadi. Yoldaş bekliyor makarna pişsin diye. Ocağın başında bekler benim kızım. Değil mi kız? Silvio, yoldaş güzel. Güzel. Security dog. Kızım. Sana kemik alacağım. Gönlükte aldık. Yedin. Şimdi buradan bir daha inelim bir şehre. Orada yine alacağım. Tamam. Tamam. Ah, aferin. Sen beni çok mu seviyorsun? He? Yağmur erkenden başladı. Biz de hemen içeri kaçtık. Ahşap evin içerisindeyiz. Daha önce burada böyle masa yapmışlar, oturmuşlar. Hatta soba falan kurmuşlar ama burada diğer odalara, kenara, yere bir şeyler atıp yatacağız. Yemeğimizi burada tamamlıyoruz. Yetişemedik orada. Aşağıda da yoldaşa bir makarna, pardon, pirinçle mercimek karışımını bir pilav yaptım. O da aşağıda onu yiyor. Tam bunun altında karaltı bir yer var. Velhasıl durum bu.
Şimdi bir kahve veya çay yaparız yeniden. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın görüşürüz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet diyelim. Yoldaş, günaydın. Ne bakmazsın bana? Bizi bekliyor. Evet dostlar, yolda yine bir günden hepinize merhaba. Böyle bir manzarada uyandık. Ve keyfimiz yerinde. Silvio, günaydın. Günaydın Omar. Günaydın Omar. Burada yattım abi, yerde köpüklerin üzerine açtım. Silvio da orada yattı. Böyle ahşap bir evdeyiz. Burası hakkında biraz araştırma yaptım. Dün iyi ki toplamışız abi çadırları. Yağmur fena yağdı. Hatta bazı yerlerden içeride damlamış. Çayımı da içeyim bir yandan. Yoldaş da içerideydi. Sabah pencereyi açıverdim, hemen çıktı dışarı, tuvaleti gelmiş herhalde. Değil mi kızım? Bizi mi bekliyorsun sen? Baksanıza abi, efsane manzaraya. Neyse, giderken çekerim şimdi. Burası bir profesör, burayı rehabilitasyon merkezi olarak yapmayı düşünmüş. Yarım kalmış diye bir duyum aldım. Bir bilgi aldım diyeyim. Tabii ki kesin emin değilim. Haydi çayımızı içip toparlanıp gidelim. Ahşap evimizden ayrılıyoruz. Çok güzeldi. Dediğim gibi burası bir rehabilitasyon merkezi olarak düşünülmüş ama yarım kalmış diye bilgi aldım. Çok güzel. Yağmur yağdı. Umarım aşağılarda felakete sebep olmamıştır. Güzel bir akarsunun kaynağının dibindeyiz. Ve şimdi ayrılıyoruz. Gönül ister burada birkaç gün kalmak ama erzağımız o kadar yeterli değil. Şu tepeyi aşıp Beyce'ye doğru gideceğiz. Silvio yola düştü bile. Yoldaş da heyecanlı. O da fırladı gitti. Bak. Saat 11.30 olmuş. Vay vay vay. Silvio. Manzara harika değil mi? Panoramik. Şöyle bir tekrar göstereyim.
Ayrıldık, gidiyoruz arkadaşlar. Ahşap evden. Tırmanıştayız Tahtalı Dağı'na doğru. Bir ince yaklaşıp sonra şöyle uzaklaşacağız. Burada da bir boru patlamış herhalde. Güneş vuruyor gerçi, göremeyebilirsiniz. Her yerden sular çağlıyor. Şırıl şırıl yağmur suları. Az bir tırmanışımız var. Sonra herhalde Beyce'ye doğru inişe geçeceğiz. Haydi bakalım. Çok büyük yıllık ağaçların olduğu bir yerden geliyoruz. Hala tırmanıştayız. Hemen şurası Tahtalı Dağı'nın zirvesi. Ve Çukuryayla diye bir yere geldik. Tırmanışımız devam edecek. İki üç ev var galiba. Bir tane görüyorum. Ağıl. Hakikaten de Çukuryaylaymış ha. Yoldaş da nerede? 500 metre ötede. Sanırım şuradan tırmanacağız. Ya da böyle mi gidecek? Bir bakalım. Haritada kafe diye işaretli sezonluk bir yer. Kamp yapmışlar, çöplerini bırakmışlar. Su var, duş yeri ve tuvalet var. Ama kimse yok, yayla boş. Zaten 2-3 ev var. O tarafta birileri var mı bilemiyorum ama ses seda yok. Peki yolun bir kısmı da böyle gidiyormuş. Biz şimdi tekrar şöyle çıkıp bu tarafa açacağız herhalde. Biraz mola. Sonra gidelim. Dostlar şurada rafta 2 tane fincan varmış. Fincanı görünce kahve yapasımız geldi. Bir kahve içelim. Sonra gideriz. Evet dostlar, kahvemizi de içtik. Şimdi toparlanıp gidiyoruz buradan. Bu arada dün akşam Silvio'ya yaptığım kaşığı bitirdim. Kaşık güzel. Güzel. Your gift. Teşekkürler Omar. Teşekkürler. Rica ederim. Silvio'nun kaşığı biraz aceleci oldu ama güzel. Arkasında da çatal figürü. Biraz sembolik. Çok kullanışlı değil. Ama yine de güzel oldu. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Sisinin içindeyiz. Şu ağacın büyüklüğüne bakın maşallah. Of. Fena sis bastı. Gidiyoruz. Abi bitiremedik şu rampaları. Aşamadık şu Beycik tarafını. Şu sırtı bir açsak. Tahtalı Dağı'nın civarında dolandırıyor patika. Herhalde az kaldı ya. Bir bakalım. Hala çıkıyoruz abi. Sis olmasa zirve güzel görünüyor buradan. Tahtalı Dağı'nın zirvesine geldik sayılır. Biz böyle dolanarak geldik. Bizim o ahşap ev bu tarafta kalıyor. Yükseklerdeyiz reis. Haydi gidelim bakalım. Taşlar da kaygan. Oo, Silvio kamp. Camping. Up finish. Ve down. Hadi bakalım. İnşallah inişe geçiyordur. Ağaçlar ne kadar güzel duruyorlar. İnişe geçiyoruz mu derken şöyle bir çukura geldik abi. Herhalde şu tepeyi aşınca geçeceğiz inişe. Tam zirvenin dibindeyiz. Çok fena sis çöktü biraz önce. Yeni kalkıyor. Az önce de Silvio buradan uca kadar gidip fotoğraf çekmek istedi.
Sis aniden basmış, çekemedi. Orada da geyikler kaçışmış. Ama fotoğrafını çekememiş sisten. Biraz mola verdik, şimdi toparlanıp gidiyoruz. Vay, likya devam ediyor. Yavaş yavaş. Usul usul likya. Haydi gidelim Silvio. Hadi gidelim. Gidelim. Go, hadi, looking hadi. Way. Likya yolu. Likya yolu. Likya yolu. Likya yolu. Likya yolu. Okey. Süper. Likya yolu. Likya yolu. Süper. Hadi yoldaş. Ağaçların güzelliğine bakın abi. Bu arada ince ince inişe geçmeye başladık. Tabi çukura iniyor, sonra hafif çıkıyor, bir daha iniyor. Ama artık VC'ye kadar böyle full rampa yok diye tahmin ediyorum. Güzel bir kamp alanıymış burası, çukurda. Hava da soğuk. Ellerim üşümeye başladı. Biraz mola verince 4 derece hava. 3-4 o civarda zirvede. Şu an tam Tahtalı Dağı zirvesi diye yazınca öyle çıkıyor. Vay. Haydi bakalım biraz gidelim artık. Evet abi. Tahtalı Dağı'ndan BC'ye doğru inişe geçiyoruz artık. Yol güzelleşti. Full iniş. Arada küçük mantarcıklar görüyorum. Ama yenmeyen türden. Ya da benim bilmediğim diyelim. Canım mantar istiyor fena. Şöyle bir tane bile bulsam. Tam da mantar havası gibi ama. Yol güzel. Bak bak yoldaşa bak bak, orada sırtını kaşıyor yerlerde. Ne buldun, ne koku buldun orada sen? Abi sis çok fena bastı. Görüş mesafesi yani 5 metre 6 metre. Haydi inelim bakalım. Akşam olmadan güzel bir yere kamp atalım. Evet abi, çok kaygan. Sisten dolayı ıslak zeminlerden, kayalıklardan geçiyoruz. Bu sefer de fazla dik bir rampa iniyoruz. Ara mesafeyi açma Silvio. 4 meters. Gerisi yok. Hadi bakalım. Ayakkabılar da buraya uygun değil. O yüzden çok dikkatli gitmek gerekiyor. Kayalar sabun gibi. Sis de iyice çöktü. Dekaton. Evet abi, bayağıdır sislerin arasında aşağı doğru iniyor. Elimde kamera olunca kaydım düştüm. Son düzlüğe geldik arkadaş. Kamerayı açmayacağım ya. Sakat yerlerde kamera açmayacağım. Fena çakıldım ha. Popo üstü. Allah'tan bir şeyim yok. Kameranın da bir şeyi yok. Neyse. Göl yaylaya geldik diyecektim. Haydi bakalım gidelim. Dostlar, yaylaya indik. İner inmez bir kamp alanında Rus gezgin arkadaşlar, onlar da ters yönde yürüyorlarmış. Onlar bizi davet ettiler. Muhabbet ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Evet. Your name? Danya. Danya. Stas. Stas. Silvio. Silvio. Thank you. Good company. Kamp alanıymış orası, ücretli. Direkt yol onun içinden geçiyor. Rus turistler ama İngilizceyi çok iyi biliyordu herhalde. Şeyle konuştular. Silvio öyle. Vakit geçti orada baya. Hadi hadi diye işaret yaptım, gidelim. Ücretli kamp alanına girse miydik acaba diye. Düşünmüyor da değilim. Etraf çok fena sis. Az kaldı, aşağıda bir panorama kamping var ama oraya kadar yetişemeyiz.
Saat 5:30. Acıktık da. Sabahki çorbayla duruyoruz. Velhasıl herhalde buraya çadırı kuracağız. Yanda bir dere akıyor. Silvio ona bakmaya gitti. Yakın mı uzak mı diye. Hemen bir tüpte yaparız herhalde. Ateş yakamayız. Bir makarna. Sonra uyuyalım abi. Yarın Beyce'ye doğru gideriz. Haydi az sonra gelişmelerden haberdar edelim. Görüşürüz. Ha, bu arada söylemeyi unutuyorum ara ara. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Macera devam ediyor. Dere suyundan makarnamızı yaptık. Sonra aklımıza arıtmak geldi. Silvio'nun arıtma cihazı varmış. Yani torba gibi bir şey, süzgeç. Ondan arıtıp bir de çay yapıyoruz. Makarnamız soslu. Amigo, karışık. İçinde kurkumadan tut, acı biber'e kadar her şey var. Şimdi üzerine çayımızı içip yatışa geçeceğiz. Çadırları kurduk, etraf karanlık. Aşağıda da Beijing ışıkları görünmeye başladı. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yarın ola, hayrola, yeni yollarda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Selamünaleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il, 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla. Likya maceramız devam ediyor. Dün akşam üzeri 5'i geçmişti, saat kararmak üzereyken çok sisli bir havada, göz gözü görmüyordu. Buraya çamların ortasına kurulduk. Bir ince ateş yakmayı denedik ama olmadı. Sonra tüpte yemeğimiz yaptık. Çayda hüsran oldu dere suyundan. Yattık, şimdi kalktık, toparlanıp gidiyoruz. Hiç yeme içmeyle uğraşmayacağız. Saat 10 oldu, bayağı uyumuşum. Hemen aşağıda Beijing var. Beijing'de mekanlar var diye biliyorum. Bir gidelim. Orada hem erzak takviyesi, son bir paket makarnamız kalmıştı. Ekmeğimiz de yok. Hem de daha güzel bir yerde kamp atarız akşam. Bugün herhalde fazla yürümem. Beijing'in çıkışına doğru bir yerlerde kamp atarız. Şimdi çadırımı topluyorum. Çantamı topladım. Çadırı da kaldırayım. Silvio da karşıda. O da toplamış çantasını. Gidelim. Aşağıda sis olmasa çok güzel deniz manzarası var. Hatta dünden beri, yani dağın zirvesini açtıktan beri çok güzel manzara varmış ama biz sisten kendimizi zor görüyorduk. Sanırım Tekirova şöyle Çıralı karşısı herhalde. İniyoruz. Likya yolu denizin kıyısına kadar iniyor. Biraz da oradan gideceğiz herhalde. Bakalım. Önce şu Beyce'ye bir varalım. Evet abi, Beyce'ye geldik. Beyce'nin üst kısımları bunlar. Böyle Ulupınar'a doğru gideceğiz. Bakalım yol nereye kadar götürüyor. Market olan bir yerde mola veririz. Yoldaş sincabın peşine koştu yine. Hadi kızım, gidiyoruz. Hadi gidelim Silvio. Beijing'in merkezine, camisine geldik. Yanında da bir market var. Küçük bir kahvaltı, sonra yola devam ederiz. Hemen şurada yukarı Beijing herhalde, burası öyle geçiyor. Camisi var. Bir de küçük market vardı. Bir kola bisküvi atıştırma. Kahvaltı niyetine. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bir de aşağı Beijing diye. Orada da market var. Gösteriyor. Sonra oradan Ulupınar'a doğru devam edeceğiz. Herhalde kamp atarız Ulupınar'a gelmeden. Falan filan. Hava, güneş açtı. Aşağıda deniz manzarası. Biraz da ısındı bayağı. Hava da ısındı yani. Biz yukarıda Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bayağı üşümüşüz. Oy. Hadi gidelim bakalım. Evlerin arasından indik aşağı Beyce'ye. Hemen burada da bir cami görünüyor. Biraz burada mola veririz. Biraz erzak takviyesi. Sonra Ulupınar'a doğru
Yola koyuluruz. Dostlar hemen şu çınarların arkası Beycik Merkez Camisi. Bir 500 metre 600 metre aşağıda da market vardı. Oraya indik. Oradan devam etsek asfalta çıkıyor. Bizlik yapı tıkasından gitmek istediğimiz için markete kadar indik. Geri rampa çıktık. Şimdi şöyle ara yoldan haritanın gösterdiğine göre Ulupınar'a doğru in çık gidecek. Aslında asfalttan aşağıdan gitsek daha düzdü ama bakalım. Şöyle yakın bir yerlere kamp atıp camiden bataryalarımızı şarj etsek aslında çok iyi olur. Bunun hesabını yapıyorum ama etrafı da biraz gözlemlemek, koklamak lazım. Neyse. Çanta full erzak doldurduk yine. Markete girince, aç karnına markete girince dayanamıyorduk. Oh, kamp. Buralar uygun mu? Silvio! Neyse, buralar evlerin dibi. Sıkıntı olabilir. Evet dostlar. Peşimize bir köpek daha takıldı. Ama gider o birazdan. Şimdi biraz önce söylemiştim. Şuralara bir bakalım. Camiye yakın yere kamp atsak iyi olur diye. Hakikaten de güzel bir yer. Böyle kat kat bir bahçe gibi. Ama etrafı çevrili değil. Selvi ağaçları var. Etraftaki evlerden de görünmüyor. Yani rahatsızlık vermeyiz. Dereye yakın cami dibimizde hemen. Velhasıl saat 3 köyden çıkmak istemedik. Çünkü çok yükümüz var. Bir sürü Silvio ne canını çektiyse aldı. Tabii bizim gibi değil abi. Onun parası kaç kat değerli. Ben makarna alıp devam edecektim. Markete girdi mi dayanamıyorum. Onu alıyor, onu öpüyor. Ben diyorum no problem. Velhasıl o yükleri burada eritmek lazım bir kısmını. Hem de burada internet çekiyor. Camide bataryamızı şarj ederiz. Biraz istirahat ederiz. Ondan sonra Ulupınar'a gideriz. 7,5-8 kilometre falan var. Durum bu. Şimdi şuraya çadırı kuracağım. Bir de ateş için yer yapayım. Odun sıkıntımız da yok. Su da sıkıntı değil. Her şey 10 numara. Haydi bir kurulalım. Yemekte, çayda bir kapanış yaparız. Evet dostlar. Ateşimizi yaktık. O kor ola dursun. Şöyle çadırımı kurdum. Silvio da aşağıya kurdu çadırını. Ve menemen yapıyoruz. Menemen malzemesi almıştık. Ben yemekle ilgileniyorum. Silvio da ateşle. Anlaşıyor bir şekilde. Şimdi bir de çay yaparız. Güzel bir yer burası. Bayağı yeşillik bir alan. Köylüyle de konuştum. Bir iki kişiyle, öğretmenle falan, hocayla. Kamptayız burada dedim. Sıkıntı yok, no problem. Durum bu. Ben foodman oluyormuşum, o woodman. Öyle anlaştık. Evet arkadaşlar, bir günün daha sonuna geldik. Silvio ve ben çayımızı içiyoruz. Yemeğimizi yedik. Biraz çantamızda barbunya vardı şişenin içinde. Onları kaynatıyoruz. Yarın bir yemek yapar yeriz muhtemelen. Durum bu. Güzel bir yerde kamp attık. Beycik köyündeyiz. Hemen caminin dibinde. Bataryalarımı oraya şarjı taktım. Ateşimiz yanıyor. Bir günün daha sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Silvio, iyi akşamlar. Afiyet olsun. Afiyet i̇yi olsun. Güzel. Turkish çay. Turkish çay. Günaydın Silvio. Günaydın baba. Güzel weather. Hadi kalk, bir şeyler yapalım, yiyelim. Bir bakalım duruma. Selamun aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba.
Macera devam ediyor. 81 il, 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla. Güzel bir köyde, güzel bir alanda, kampta uyandık. Saat 8.30-9'a geliyor şimdi kalkıp. Bir kahvaltı, bir şeyler yapacağız ve sonra gider miyiz? Bir gün daha kalır mıyız? Duruma bakacağız. Bu arada dünkü üstümüze takılan diğer köpek hala burada. Gitmiyor. Bir lokma bisküvi verdim. Yoldaş anca ona izin verdi. Yavaş yavaş yoldaş da ısındılar. O da dişi galiba. Erkek mi dişi mi bilmiyorum. Çok küçük mini. Bakkalın orada takıldı peşimize. Boynunda tasma var. Gitmiyor. Gece de burada kalmış. Gel bakalım buraya. Karaoğlan. Gel buraya. Gel. O da çok tatlı. Aynı yoldaş gibi. Umarım takılmaz peşimize ama sanki takıldı gibi. Haydi kalkalım. Bir şeyler yapalım. Ateşi yakalım. Evet dostlar, ateşimizin başındayız. Çayımız oluyor. Dünden biraz sucuk vardı. Sucuklu yumurta yaptık. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi üzerine çayımızı içeceğiz ve muhtemelen gideceğiz. Bilmiyorum. Emin değilim yani. Şöyle etrafı bir göstereyim size. Şuradan başlayalım. Bu da kız. Yoldaş buna ekmek yedirtmiyor. Değil mi kız? He? Hadi. Yoldaş kızıyor. Git bak. Bakkalın orada takıldın peşimize. Git bakkala. Abi burası sanırım tapulu bir bahçe mi yoksa mera gibi bir yer mi? Ama çok güzel. Hemen şurada cami dibimizde. Ve caminin dibinden akan bir dere. Öteki tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru da gidiyor. Şurada eski bir ahşap ev var. Her yeri çok güzel kamp alanı diyebilirim. Çamdan selviden başka ağaç da yok. Yani tarım da yok. Birinin sahipliği tapulu yeri diyeceğim ama öyleyse bile işlenmiyor. Böyle kat kat yine devam ediyor. Bizim Lükya patikası yukarıdan devam edecek. Çadırlarımız burada. Evet, şu çay demlenmiştir. Çayı bir içek. Bakak görek gidek mi durak mı? I have beer. Bir pantolon. Ah. Benim 3 pantolon. 3. Evet dostlar. Backpacking problem oğlum. Problem. Kendime de bir kaşık yapıyorum. Meşe ağacından. Pek güzel olmadı ama idarelik yapıyorum daha doğrusu. Yemek karıştırayım diye. Sonra daha güzel bir tane yaparım. Ah, elimi kestim ya. Dakika bir, gol bir. Neyse.
Bugün buradayız, kamptayız. Yarın gideceğiz. Hava güneşli. Durum bu. Kamerayı fazla açmam. Bir gelişme olursa açarım. Onun dışında akşam da bir durum bildirimi yapar. Sonra yarın yola devam ederiz. Hadi bakalım. Akşam üzeri oldu. Biraz irmiğim kalmıştı. Ağırlık yapmasın. Biraz da tereyağımız vardı. İrmik kavuruyorum ama tatlı yapmayacağım. Tarhana çorbası yapacağım. Tereyağlı tarhana çorbasının içinde biraz irmik tanesi olsun. Bakalım güzel olacak mı? Biraz kavuruyorum rengi dönsün. Full tereyağı. Evet. Çayımız da demleniyor. Akşam yaptık. İkinci günde kamptayız hala. Yoldaş da istikakını bekliyor. Deme kızım. Silvio odun ayarlıyor. Çayda görüşürüz. İki gündür kaynayan barbunya. Çayımız demleniyor. Tereyağlı çorbamız güzel oldu. Ekmeğe doğradık. Bunu götürüyoruz. Afiyetle. Yoldaşa da o da bekliyor arada. Ekmeği bandırıp atıyorum hemen kapıyor havada. Bak bak nasıl bekliyor bak. Kız sen ekmek mi bekliyorsun? Ha? Security pay. Pay. Afiyet olsun. Evet abi çayımız da oldu. Bu sefer güzel oldu. İki kez demledik çayı. Çok kaynatmak gerekiyor burada suyu. Yağmur da yağmaya başladı. İnce ince. Umarım çoğalmaz. Ama çoğalacak gibi görünüyor. Hızlıca çayı içip çadırımıza gireceğiz. Yarın yola devam inşallah. Tabii çok yağarsa belki yarın da gitmeyebiliriz. Neyse nasip. Haydi yarın görüşürüz. Bana müsaade. Bir demlik çayı içtik. Köz öyle yığıldı ki kıpkırmızı canımız kahve çekti. Bir de kahve yapalım dedik. Közde kahvemiz oluyor. İnşallah becerebiliriz. Silvia, Turkish kafe güzel. Güzel. Turkish kafe güzel. Okay.